billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 19. söz Risalet-i Ahmediye dairdir. Ve ma madahtu Muhammedin bi makaleti ve lakin madahtu makaleti bin Muhammed aleyhissalatu vesselam. Buradan şunu okumak istiyorum, şu şeyi. 6. reşa. Yani 6. reşa oldu mu çok acaba diye bakıyorum da. 6. reşa. İşte o zat, ilginç bir ders ama tabii. Böyle bakılırsa, yani ben zaten bunu okumuştum, biliyorum bunu, dersen hiçbir şey anlamazsın. Duyarsın anlamazsın. Ama bakayım farklı ne anlayacağım dersek, o zaman Allah açıyor. Bakayım ne farklı anlayacağız. İşte o zat, peygamber. Bir saadet-i ebediyenin muhbiri. Muhbiri ya. Ne demek? Bildiren, habercisi. Saadet-i ebedi haber verilmiş. Ne garip bir şey ya. Haber veriyor. Nereye haber veriyor? Saadet-i ebediye. Bu meziyet midir? Diğer insanlardan seni imtiyazlaştırır mı? Evet. Niye? Çünkü olmayacak bir şey yani. Verilemez böyle bir haber. Peygamber değilsen. Çünkü bu mevcudatın arkasından bahsediyorsun. Bu dağın arkası değil yani. Böyle bir şey olabilir mi? Bir insan peygamber değilse, saadet-i ebedinin en detayına kadar, şöyle böyle olacak demiyor da, yani ana kargas işte şöyle bir yer vardır. Ne yaparsan yap, bul işte. Değil yani. Bir, detayından bahsediyor. İki, onun en büyük delilini sende gösteriyor. En büyük delilini sende gösteriyor. Diyor ki, sende beka arzusu var mı? Var. Sonsuzluk var mı? Var. Ölmemek var. Bir anda her yerde olmak. Yani nereye bakarsan bak, bu bir şeye işaret ediyor. Ve bir yerden kaynaklanıyor. Bir yerden kaynaklanıp bir yere işaret ediyor. Peki, varlıktan kaynaklanmaz mı bu? Yani bendeki bu özellikler, yani yaşadığım hayattan. Hayır, olmaz. Niçin olmaz? Sonsuzluk faniden olmaz. Yani bendeki sonsuzluk isteğim, sonsuzluk fıtratı, sonsuzluk istidadı, yani şu bedenin dışında ne yapım varsa hiç burayla alakalı değil. Tipi de yok, şekli de yok, vasfı da benzemiyor, istekleri de benzemiyor. Fani dünyanın en büyüğünü versen doymuyor. En büyük fani, en küçük bir isteğimizi tatmin etmiyor. Bu da gösteriyor ki, bu donanım buradan kaynaklanmamış. Buradan kaynaklanmamışsa buraya işaret etmiyor. Niye? Eğer bu istidat burası için verilmiş olsaydı burası onu memnun etmesi lazım. Memnun değil. Bu bir. İşte o zat bir saadet-i ebediyenin muhbiri. Hani öyle bir kuru bir laf değil diye anlatmak istedim şu birkaç dakika. Yani detayına bahsediyor bir, sendekilerle ispat ediyor. Bir insan bunu yapabilmesi mümkün değildir. Ahireti nasıl haber vereceksin? Bilmiyorsun. İki, saadet ebediyenin müjdecisi. Niye müjde? Müjde bir şey denmesi için hak olmayan bir şeyin verilmesinden kaynaklanıyor. Mesela bir işçi desen ki, müjde sana
ay sonunda maaş vereceğim. Güler. Güler değil mi? Sıkıyorsa verme. İstese. Bak patron bilir. Değil mi? Sana müjde, ay sonunda maaşını vereceğim. Müjde mi olur? Hemen. Ama desen ki Almanya'daki işçilerini düşün. Almanya 10 euro fazla vereceğim. Yani değil mi? 100 euro fazla versem desen müjde sana 100 euro fazla vereceğim. Sevinir, sevinmez mi? Sevinir. Çünkü hiç şey yok. Saadet ebediyenin müjdecisi. Çünkü insan hak etmemiştir. Hakkı değil, veriliyor, ikram ediliyor. Ondan müjde. Yani mesela hangi amelin saadet ebediyeyi iktiza ediyor? Bir düşün bakalım. Vicdanen herkes düşünsün. Benim bu işim, bu fiilim saadet ebediyeyi tabii ki iktiza ediyor. Yok ki öyle bir şey. Yok ki. Hem ebedi yani. Fani bir şey ebediye sebep olacak. Hemen olabilir mi? Fani bir şey sonsuzun bedeli olur mu? Olmaz. Yani mesela bir Allah ne dünyamızda? Bir düşünün. Allah ne? Allah ne ifade ediyor? Bunun şeyi, sebebi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu ne olur mu? Bu ne olur mu? Yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyle Allah olur mu? Yani adeta sebepsiz yani. İşte bundan bir, saadet ebediyenin muhbiri, saadet ebediyenin müjdecisi, bir de daireliği götürüyor. Ya nasıl bir insan yani? İyiliğine bakın. Bunun iyiliği unutulur mu? Bizim adımıza pazarlığa oturmuş. Miraç'ta. Ya. Bu iyiliğini unutamam ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Yani benim adıma pazarlığa oturmuş. Adeta tövbe. Cenab-ı Hak şahsına hitap ediyor. Hitabiyetini genel olarak alıyor. Esselamu aleyke ya eyyühen nebi diyor. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihine cevap veriyor. Yani selamım senin, sen, ben, sen diye. Esselamu aleyke sen. O esselamu aleyna na biz. Hemen dağıttı yani. Dağıttı, hemen genelledi arkaya. E peki benim adıma haşa pazarlığa oturup tabii öyle bir tanımlama yapayım. Benim adıma kendisindeki verilen nimeti de durup kenara koyuyor. Ona verilmek istenen nimeti genelleyip beni de unutmuyor. Şimdi iş yerlerindeki şeyler, sendika, patronla anlaşıyor 2-3 bin euro fazla alacağım diye binlerce işçi satıyor. Öyle değil? Ama Polatlı'da işte, Rulman o hatırıma geliyor. Kaç bin diyorlar ya? 6 bin mi diyorlar? Yok. Kaç bin işçisi, orada metal iş sendikası, ne, komünistlerin şeyi, patronla anlaşıyor. 3-4 kişi veya bir kişi o kadar binlerce kişi hiç kale almıyor. Satıyor yani adamları. Ona adına imza atıyor. İtiraz ediyor. Ya senin temsilcin imza attı diyor. Mahkemede de bir yetkin yok. Şimdi niye bu kadar detaylı anlatıyorum? Bir çarpıcı bir misal olsun diye. Bu da bak emsaliz. Bu da emsaliz. Patron da emsal. Emsalim. Emsalim emsalimize böyle yaparsa bedeli de en fazla asgari ücretin üzerine 200 lira 300 lira fazla alacaktın veya almayacaktın. Bunun ise oturduğu yani masaya yani konuştuğu mevzu böyle bir mevzu değil. Sonsuz. Allah bana diyecek ki Esselamu Aleyke ya Hasan. Ben zaten konuşamam ki ayaklarım kemençe çalar, skoda gibi yamulur yani. Ben şimdi seni orada unutmayacağım öyle mi yani? Baklava yerken seni hatırlıyor muyum? Elim seriye çalışıyor. Çorba oluyorsa rolantıda çalışıyor. Baklava olunca öyle çabuk çabuk yemiyor muyuz? İyi bir şey. Ötekisi ise iyi gelecek diye hadi biraz arkadaşlar sünnetleyelim.
Öyle yani. Bak neymiş? Bir rahmeti bi nihayenin kâşifi. Rahmeti bi nihaye. Yani nihayetsiz rahmetin kâşifi. Yer çekimi kanununu bulan adam. Orada gözümüzün önünde. Yok klimayı bulan adam. Yok atomun altını bulan adam. Meşhur oluyor. Ruh altını bulan Muhammed meşhur olmuyor aleyhissalatü vesselam. Bir daha söyleyeyim. Atom altını, kuantları bulan, kuantumu bulan adam meşhur. Atom altını bulan, ruh altını bulan Muhammed aleyhissalatü vesselam bunun kadar meşhur değil. Öyle değil mi? Ampulü bulmuş. Bu kadar şeyi. O da eklemişler beşer. Adam ampullerde isimleri var. İçsel alemi aydınlatan Muhammed aleyhissalatü vesselam bunun kadar meşhur değil. Ben ilkokul 4'e kadar elektrik görmedim. Ampul yoktu. Yaşanıyordu ama imansız yaşanmıyor. Dinsiz yaşanmıyor. Ampulsuz oluyor. Dedi ki rahmeti bi nihayenin kâşifi. Sonra rahmeti bi nihayenin ilancısı. İlan ediyor ama kendisine diyor. Buluyor. Bunu keşfediyor. Bak. Keşfe buluyor. Keşfediyor. Buluyor. İlan ediyor. Bir de genelliyor. Nasıl bir şey biliyor musun? Mutlak fakir iken. Bak şimdi. Bu da çok önemli. Mutlak fakir iken, mutlak müflis iken, bütün Allah'ın dışındaki her şeye, hatta Allah'a bile sahip makamına çıkıyorsun. Hiçbir şeyin yok iken, müflisi mutlak, atılacaktın bir toprağa, he? Halil, böyle sipsiyah bir şey olacaktın ya beş, birkaç sene sonra çürüyeceksin toprağın altında, öyle değil mi? Ben mezarları çok kaldırdık da böyle yol geçiyordu, bilmem ne geçiyordu, camiye büyütülecekti. Hani hocam şey yapalım. Onlarda bulundum yani. Nasıl biliyor musun? En fazla ne kemiği diyorlar? Bir soku kemikler var bu arka. Kuyruk soku. Ha, oralardaki bir kemikler böyle kaldığını gördüm. %90'ı siyah toprak olmuş. Yani o kırmızı toprağın üzerine insan iskeleti gibi. Yani siyaha dönüşmüş. Ömer. Başka bir şey yok. İnan. Hiçbir şey yok. Böyle müflisi mutlak. Hiçbir şey yokken direkt Allah'a sahibi oluyorsun. Allah'a sahibi olunca Allah'ın mülkü de senin oluyor. Böyle bir zengin ediyor. Mesela adam bir psikoloji değil mi şeylerimizi, sıkıntımızı giderse Allah razı olsun, sağ olasın. Bir sürü de para veriyoruz ya. Almanya'da diyorlar ki yer yok yani, yer yok. Bana İsmail anlattılar bir şey Münih'tik. 3 ay sonra bekliyorlar. 3 ay sonra, 4 ay sonra psikoloji. Lan 3 ay sonra ben yaşayacak mıyım ya? Psikoloji tedavi olacak, randevu alacak 3 ay sonra. O 4 dedi de sen 3 ay dediğin içindir. 4 ay önceden dedi, kendisi uğraşıyor ya. Birilerini devreye sokmuş bilmem eski doktoru rahatsızlanmış devreye çıkmış. Onu işte rica etmiş başka bir doktora da bu adama 2,5-3 ay mı ne vermiş? Onda da bir şey yapmıyorlar sadece dinliyorlar. Dinliyor. Yok yerinden ne yapsın ne mazmur. Kendi de satamazsın. Şimdi bir ders yapmışız Almanya'da 2013'te. Bir tanesi onun altına yazmış. Çok ilgimi çekti şimdi. Ya bu ne biçim tespit diyor ya. Diyor kendi hastalığını saydı acayip. Ondan sonra ben şimdi dedim ya 2015'te de yayınlansın diye. Ne diyor biliyor musun? Dersin konusu şu. Doğruyu yapmaya zamanınız yoksa yanlışı düzeltmeye zamanınız hiç olmayacaktır. Dünyada doğruyu yapmaya zamanın yoksa ahirette, dünyada yaptığın hataları düzeltmeye zamanın hiç olmayacak. Yani zamanı sana verene
zamanım yok diyorsan, yanlışı düzeltmeye hiç zamanın olmayacaktır. Doğru yapmaya zamanın yoksa, yanlışı düzeltmeye hiç zamanın olmayacaktır. Şimdi bu insanı şöyle bir hayal et, bir psikoloji ne olur böyle biraz toparlanıp şey yapalım, canlı. Yani bir psikolojiye gidiyoruz, 4 ay randevu veriyor. O da ne dedin konuşturuyor değil mi? O da rahat diyor ya öyle mi ya öyle mi şey. Ondan sonra bir de bir geçici bir çözüm yani ilaç verecek. Tamam ilaç verecek. Kendin ya uyuyacaksın ya leylim leylim mantar gibi bir hayat yaşayacaksın. Ama bunun çözümüne bak. Ne diyor bunu ki? Yani kaşifi ve ilancısı. Yani bunun verdiği ilaç dünyanı ve ahiretini. Hemen ama. Mesela onlardan bir tanesi Kur'an'dır. Ela bi zikrillahi tetmenil kulub. Burada yazıyor duvarda değil mi? Bütün kalpler Allah'ı zikretmeyle mutmain olur. Namazdır. Peki şöyle bir düşünün. Arkadaşlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam içsel insanın adamı değilse o alemin malzemesini nereden bilecek? Şöyle diyeyim. Muhammed, şöyle diyeyim sana. Bak hepiniz de dinleyin Burak. Tanımadığın bir devlette, tanımadığın birisi orada, tanımadığın bir devlette, Şili mi, Peru mu, Ghana mı, neresi öyle değil. Tanımadığın bir devlette, tanımadığın bir kişiye, kadın mı, erkek mi, çocuk mu, büyük mü, yaşlı mı, genç mi, kambur mu, düz mü, beyaz mı, siyah mı? Tamam bak. Tanımadığın bir devlette, tanımadığın bir kişiyi memnun etmek için ne hediye götürürdün? Ne yaptı bir gördünüz mü Muhammed'i? Öyle mi Muhammed? Tanımadığın bir devlet... Eğer kuzeyse palto götürürüm. Güneyse palto değil klima götürme veya yelpaze götürürüm değil mi? Eğer gına gibi şeyse ekmek götürürüm. Eğer zengin bir şeyse meyve götürürüm. Eğer beyazsa ona uygun elbise alırım. Siyahsa, kadınsa ona, çocuksa ayrı öyle değil mi? Bak tanımadığım bir devlete, tanımadığım bir insana ne hediye götürürdüm? Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hediyesi hangisi isabet etmedi? Bir tanesi telefon ediyor. Ömer'im, canım benim. Bak bu sebebin, bu dersin sebebi sensin. Bak, diyor ki, bir felsefe öğretmeni, gözünüzü seveyim, bu çok önemli. Samsun'dan arıyormuş. Ben Samsun'dan falanca ve felsefe öğretmeniyim dedi. Ben hulasa ediyorum. Belki de 3 derste bunu zikrediyorum. Çok etkilendiğim için. Ama öyle zındık değil. Ortada kalmış, şüphelenmiş. Abdullah. Dedi ki, siz insanı dedi çok yüceltmiyor musunuz? Büyütmüyor musunuz peygamberi? Kusursuz kabul ettiğiniz için, kusursuz makama koyup öyle bakıyorsunuz. Ne derdik Abdullah buna? Dedi. Yani bu kendi sorusu mu buna sorulan soru mu? Kendi sorusu olacağını zannetmiyor. Yani 15. sözde de aynı ustada sormuşlar değil mi? Yani sen onu kusursuz kabul ettiğin için. Evet. Tamam Kur'an'ı diyor. Peygamber değil de 15. sözde Kur'an hakkı. Şeytan diyor. Şeytan diyor ki siz diyor Kur'an'ı kutsi kabul ettiğiniz için. Ondan sonra onu kutsadınız diyor. Allah kelamı olarak bakma diyor. Beşer kelamı olarak bak bakayım onurları görecek misin diyor. Ustad da diyor ki üzerinde münakaşa edilmiş, ihtilaf olmuş bir mal 2 kişi hakkında. Bunun mu bunun? Böyle bir mal var. İhtilaf edilmiş. Bu ne yapılması lazım? Kimin elindedir bu? Ömer'in. Abdullah ile Ömer arasında ihtilaf edilmiş. Bu senin mi senin? Kimin elinde? Senin elinde. Senin elinde olduğu için Abdullah diyor ki benimdir. Tamam. O zaman diyoruz ki Ömer tut. Sen ispat et senin olsun.
Şimdi Allah'ın dışında bu varlıkta Allah'lık iddia eden var mıdır? Yani kainat benimdir, ben yarattım diyen Allah'tan başka kim var mı? Kimse var mı? Yok da biz yok. Zanlarımızla ürettiğimiz tabiat gibi, bilmem ne gibi şeyler var. Ha işte o da bu. Dünyadakileri konuşuyoruz, kainat. Şimdi o zaman bir mal, üzerine ihtilaf edilmiş bir mal bulunsa ve kimin olduğu, kimin elindeyse onda duracak, muhalifi ispat etmesi lazım onun olmadığına dair. Peki diyor, o zaman diyor tamam Abdullah'ın elinde olmasın diyor. Bunun elinde de olmasın. Olmaz diyor. Çünkü diyor Kur'an eğer Allah canibine koymasan, hangi canibe koyarsan koy, ortaya veya Abdullah'ın eline koyarsan o zaman Allah tarafı olmuyor. Yani bu sefer bunu reddetmiş oluyorsun. Mahkemede de öyle değil mi TC'de? Bu araba benimdir diyor. Birisi birisini şikayet ediyor. Gidiyor. Araba ha onda duruyor. Mahkeme bitene kadar onda duruyor. Mahkeme bitene kadar onda duruyor. Ondan sonra diyor ki Allah tarafı olmasa nereye koyarsanız koyun öteki taraftır. Çünkü peki diyeceksiniz ortaya koysak olmaz mı? Çünkü ben bunu yazdım diyen Muhammed'den başka kimse yok. Yani Muhammed'in elinde de o yazdım demiyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam elinde ben yazmadım diyor. Sen diyorsun ki o yazdı. E ben yazmadım diyor. E sen şimdi diyorsun ki bırak oraya koy bakacağım. Lan bunu yazan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka sen bile kimseyi itham etmiyorsun. O zaman bunu söyleyen adam bu Kur'an onundur diyorsa... Sen de diyorsun ki o yazdı, o zaman aynı adamdır. Niye bundan alıyorsun? Hani Kur'an'ı ihtilaf olsa, Kur'an Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın değildir ama Hasan'ındır. O zaman bunu bırak ortaya koy olurdu. O iki kişi eşit olursa orta olur. Bakın iki eşit iddiacılar eşit olursa birisinin elinde olmaz. Ortada olur. Ama... Kur'an'ı ben yazdım diye iddia eden var mı? Yok. Yok. Peki kimin elinde? Ben yazmadım Allah'ındır diyenin elinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O zaman bunun elinden almanın gerekçesi ne? Niye? Kime vereceksin? Kime vereceksin yani? Anladık. Saçmalık tamamen aslında. Saçmalık. Ben ona ne dedim biliyor musun? Telefon ya. Siz çok yüceltiyorsunuz. Dedim ki. Bir peygamberden beklenilen sence neler olabilir? Bir peygamber sence nasıl olmalıdır? 10 dakika sonra beni ara, yaz. Bir dakika kapama dedi. Bir peygamberde sen ne beklersin? Dolayısıyla yani ne demek dedi? Sen bir peygamberden ne bekliyorsun da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da yoktur. Onun için şüphelendi. Ama abuk subuk şeyler bekleme tabii. Niye bana uçak vermiyor? Niye ben 8 ayaklı olmuyor dua etsin? Yani kainatın adetullah. Niye ölümü kaldırmıyor? Peygamberden böyle bir şey bekliyordum. Ya peygamber öyle olmaz. O Allah olur. Peygamber dedik. Yol gösteren ya yol. Benim cinsimden olacak. Benim gibi tuvalete gidecek. Benim gibi içecek. Ama imtiyaz sahibi olacak. Sence bir peygamber ne olması lazım ama bunda yok. Dedi ki böyle bakarsan hakikaten dedi ben değil kimse onun şöyle bir ahlakı da olmalıdır diyen olmadı dedi. Yani şurada bir ahlaken düşük. Ya bir adam savaşa katılmış yeni Müslüman olmuş. Vadi doğulusu savaştan sonra olan ganimeti ona verebilecek kadar cömert. Ben sofrada dava kardeşimin önündeki baklavaya da göz dikmişim ki bu taraftan kazıyorum o taraf düşsün diye. Yani baklavalla bitir. Yani vadi oyun oynamıyoruz ha. Bir o zamanki bir deve Mercedes'ten pahalı. O tarihte düşün. Mercedes'e değil benzemiyor. Orada Mercedes'iniz işe yaramaz değil mi? O zamanın o yokluk içinde bir deve bir Mercedes'e pahalı.
Öyle yani, çünkü her şey o. Savaş aleti, geçim derdi, nakliyeci, taşıma, seyahat, hep o yani. Ve yeni Müslüman olmuş adama diyor ki, şunlara sahip olmak ister miydin diyor. Bu nasıl olur diyor yani. O tabii olur ama yani senindir diyor. Diyebilecek kadar cömert. Hürriyet veriyor değil mi mesela? Esirler. Ya esir mesela. Yediğinizden yediriniz, giydiğinizden giydiriniz. Tamam. Acayip bir şey. Böyle bir insan olur mu? Esir böyle davranıyor. Köle, esir. Köle. Hadi esir, tamam. Arap hukukunda da var ama köle mesela. O güne kadar hiçbir dönemde kölenin hiçbir hakkı hayatı olmamış. Mesela bir adam kölesini ben canım istiyor, bunu öldürmek istiyorum dese öldürebiliyor. Niye öldürdün diye hesap soran bir kurum yok. Kurum yok. Ama çıkıyor adam bir günde, birkaç günde çıkıyor diyor ki bu benimle aynıdır diyor. Hiçbir fark yok diyor. Fesubhanallah. Eğer diyor benden diyor Allah Allah yüksek özellik, kabiliyet taşıyorsa o taşıdığı özelliklerle de diyor benden daha iyidir hatta. Aynı da değildir diyor. Mesela diyelim ki türkü söyleyeceğiz. Benden iyi türkü söylüyorsa o zaman iyi kabul edeceğiz. Veyahut da ne bileyim bir yere gideceğiz. Hamallık yapacağız. Benden iyi yük taşıyorsa benden daha iyidir. Daha yüksek ücretle çalıştırılabilir. Bu şekilde getiriyor. Yani o köleyi de aslında pek düşünülmüyor burada ama o sisteme nasıl bu kadar müdahale etme cesareti bulmuş. Düşün, bütün o sistem birilerinin çok işine geliyor. O birileri de hep güçlüler. Bunlara karşı bunu yapabilmek çok büyük bir şey. Kadına hukuk vermek çok büyük bir şey. Yani kadın mal, alınıp satılıyor. Köleyle bir farkı da yok yani, mal yani. Affedersin, çıplak alınıp satılıyor. O kadar vahşice. Ve diyor ki kadın aynen senin benim gibi hukuka sahiptir diyor. Mal iken mal sahibi oluyor. Evet, mal sahibi. Hangi peygamberdi ya? Onu hani burada arkadaşlar falan yerde bir kardeşimiz var veya işte veya birisi var. Bir adam. Onu çağıracağız. Aran kimi göndeririz burada? En genci değil mi? Veya eşitsek. Veya köle hürse köleyi göndeririz. Kale almadığımız. Evet. İşte hangisi İbrahim Aleyhisselam mıydı? Neydi? Bir peygamber ama şu anda hatırıma gelmiyor. Galiba İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlarsınız belki. Toplantı yapıyorlar müşrikler, kafirler. İşlerinden bir tanesini kale almadıkları Yahudi galiba. Köle, Yahudi köle. Bir adama diyorlar ki git onu çağır. Git onu çağır git. Adamı gönderiyorlar. Köleymiş. Adam gelmiş. Şimdi telefon yok ya o zaman. Adam oraya gitmiş. Galiba şey. Ya filane seni heyet toplanmış seni çağırıyor demiş. O zaman tamam demiş. Bak Allah aşkına. İnan okudum. Hangi peygamber olduğumu şu anda Rabbim hatırıma getirmiyor. İbrahim Aleyhisselam ihtimaldir. Okudum bizzat. Diyor ki, tamam neredeler? Şu kadar. Diyor ki, şu kadar vadi işte şuraya kadar birisi binecek, ondan sonra o binecek. Deveye. Adam anlamadı köle. Buna git de çağır onu dedikleri adam. Kura atıyorlar. Kura atıyorlar. Kura şeye denk geliyor. Peygamber'e. İlk o biniyor. Vadi gelince iniyorlar. Tam o toplantıya gelince kadar adam tabii adam itiraz ediyor ama tabii şey yapamıyor. Efendi ya bu da itiraz yok kölede. Tam oraya geleceği zaman köle yukarıdan diyor ki efendim bir dakika. Beni buna sokmayın. Hem hani size de hani laf söyler. Beni efendim tedip eder diyor. Bana ceza verir diyor. Bence Hazreti Ömer'de de var ya bu. Hazreti Ömer'de de aynı olmuş da onu herkesin bildiği için bu başka söylüyor. Meğer peygamberlikte yani dinlerde gelenekmiş zaten bu.
böyle adalet. Ondan sonra hayır dedi. Neydiyse o dedi. Ondan sonra biniyor. Adam iç alemi tabii bitiyor. Ondan sonra gülüyor lan millet bakıyor. Gönderdiğiniz aşağılık adam dedikleri adam o karşısına koyacakları yani karşısına dikilecek insanı kendi köleli düşünebiliyor musun? Efendi yapmış kendisi köle gibi dizgini tutuyor. Ne yapardın sen şimdi? Fransız Cumhurbaşkanı efendim sana şoförlük yapıyor. Gülerdi mi? Ölmüş oldu ya. Ama seni almaya ben götüreceğim diyor Fransa'da. Jest olsun diye yapmışlar. Katar emiri Türkiye Cumhurbaşkanı'na şoförlük yapmış. Havalimanına gidene kadar. Ama bütün dünya bunu konuştu. Bana bile geldi bu haber. Yani biliyorsunuz şoförler olur, koruması olur. Belki arkası, ikisi o koltukta oturur yani. Jest olsun diye şoförünü çıkartmış, şoförlük kendisi yapmış. Tayyip Bey yapmış ya. Katar emiri yapmış. Ama herkes konuşmuş. Ama çok araba sürüyor, bunu yap. Şimdi adam acayip olmuş. Dedi ki, nasıl oldu falan? Ben dedi, Müslüman oldum dedi. Adam orada. Bu kadar aramızdaydın dedi. İslamiyet'i niçin şey yapmadın? Bu dedi İslamiyet'i yaşıyor. Bu iddia ettiği davayı. Yani adam köle orada Müslüman oluyor. Şimdi böyle bir müflis iken insanlık böyle bir zengin hale getirmiş. Yani insan çürüyen, donmuş et yığınağı, enerji paketi iken Allah'a sahiplenmiş. Allah senin olunca Allah'ın mülkü senindir diyor. Oluyor. İlancısı, saltanat-ı rububiyetinin mehasinin dellalı ve seyircisi. Saltanat-ı rububiyetin, dün mesela kusur, aç, fakr ve bir tane de var sözlerde gene, noksa. Şimdi Bunların cemi ile ortaya çıkan aynadarlığın adı ahsen-i takvim. Ad, fakr, noksan, kusur. Dördünü karıştır. Tamam, dördünü karıştır. Mesela kusurda ne gözüküyor? Saltanat-ı rububiyet. Kusurunu ne kadar bilirse saltanat-ı rububiyet o kadar gözükür. Acizlikte kudret-i samedaniye gözükür. Fakirlikte rahmet-i ilahiye gözüküyor. Rahmet-i ilahiye. Noksanlıkta da noksan. Kemal-i ilahi. Kemali uluhiyet şey gözüküyor. Uluhiyet. Uluhiyetin kemali. Şimdi insan Allah'tan en uzaktır, en yakındır. Yani Allah'tan en uzak, en cami ayna olur. Meyve ağacın sonudur, onun için başından beri alıyor. Çiçek ise en son değildir. Ondan sonra da vardır. Meyve, çiçekten sonra tomurcu var, tomurcuktan sonra meyve var. Ha, en son en başı içine alır. Ortadaki alamaz. Kendisine sonraki. Onun için en böyle halik olan Allah en zıttır. Çünkü niye? En çok muhtaçtır. Her şeyin sahibi de Allah'tır. Bak onu gösteriyor. Hiç ender için. Hiç ender için. Yani Allah'tan en uzak ne demektir? Yaratılmaya muhtaç olana fakirliğin derecesi ne olur? Benim yaratılmam başkasının elinde. Ona karşı durumum nedir benim? Mutlak hiçlik. Hiçbir değerim yok. Yani yaratılmak bile benim elimde değil. Beni yaratana göre ben yaratılmışsam yaratılmayabilirdim. Mutlak hiç yokluk olacaktım. Böyle bir özelliği. Yani
dördünü karıştırırsan, Ömer merak etmiştin. Tencere getir. At. Fakr at. Noksanını at. Noksan. Kusura at. Karıştır. Oluşan oluşumsuz oluşuma, varlıksız varlığa, vücutsuz vücuda, aynadarlık, aynasız aynaya, ahsen-i takvim denilir. Orada gözükür. Orada gözüken şey, insan sahipleniyor, onunla aslına, aynadaki güneşte güneşe, İyyâke ne'abudu ve iyâke nesteyn diyor. Böyle bir makama çıkıyorsun diye anlattım bunu. Allah Allah. Yani hiçbir şeye hakkımız olmadığı halde Efendimiz orada aleyhissalatü vesselam de pazarlığa girmiş. Ya. Sonsuzluğu verecek. Affedeceğim diyor, tamam mı? Evet. 50 vakit namazı aşağı indiriyor bilmem ne yapıyor, tamam mı? Böyle... Af istiyor. Ondan sonra hele bir pazarlık var. Ciddi bir pazarlık. Tabii pazarlık denmez de işte. Yani isteği var. Nedir biliyor musun? Geçmiş ümmetleri bir gördü ya oradan geçerken. Domuza döndürmüş, yılana döndürmüş vesaire, hınzıra döndürmüş. Benim ümmetimde bunlar da olacak diye Allah diyor ki, Abdullah, ya Rabbi diyor, benim diyor ümmetimi bu geçmiş ümmetlerine benzetme diyor. Allah da söz veriyor. Ama şeyi hatırına getirtmiyor. Ruhen demiyor. Simaen domuza çevrilmeyecek. İşte saltanat-ı rububiyetinin mehasininin dellallı seyircisi. Hem seyrediyor hem dellal. Söylüyor. Yani gördüğünü söylüyor. Görmediğini diyemez ki. Nasıl diyecek? O alemleri nasıl diyeceksin? Benzetirsin de şöyle diyeyim. Sen şimdi bir şey anlatacaksın bana uyduruk. Ya Almanya'da ya Fransa'da gördüğünü kıyas ederek, keserek, biçerek, alttan üstten. Yani gene dünya cinsinde bir şey diyeceksin. Anlattığı dünya cinsinde yok. Usta diyor gördüğünü söylüyor. Nereden anlıyoruz? Çünkü emin. Hani haşa kaypak değil. Zannediyorum ki, öyle anlıyorum ki, galiba öyle ki. Öyle hatırıma geldi demiyor. Hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'de ve peygamberin sözlerinde kaypak, kaygan, ihtimali, geçişli böyle esnek bir hüküm yok. Bu budur, bu da budur. Olabilir, ihtimaldir gibi tabir yok. Bu budur, bu da budur. Gidişatına baktığın zaman bu kadar ciddi bir eser olamaz. Kur'an'da ihtimal yoktur. Böyle olursa böyle olabilirsiniz. Böyle olursa ihtimal budur demiyor. Bu budur, bu da budur. Hak batıl, hak batıl net olmuştur. O kadar ciddi. Kur'an'ı okuyun bak mealini baktığınız zaman bakın bakalım Allah hiç esneklik bırakmıyor. Bana öyle geliyor ki zannediyorum ki ihtimaldir ki siz böyle yaparsanız var ya bak ha. Olabilir bak böyle düşer demiyor. Bu budur diyor, bu da budur. Bu budur, bu da budur. Öyle bir ciddiyet var. Yapsanız iyi olur. Yapmasanız da önemli değil gibi bir şey yok. Yok. Sonra künuz-u esma-i ilahiyenin keşafı göstericisi olduğundan. Künuz-u esma-i ilahiyenin keşafı. Yani esma Esma ilahiye gizli. Neden gizli? Güneş şiddeti zuhurundan gizlendiği gibi bu çiçeğin içinde mülevin gizlenmiş. Yani içinde mülevin gizlenmemiş. Mülevin esması donmuş çiçek olmuş. Nasıl bulacaksın? Hiç hayatında buzdan suyu görmemişe buzun üzerine oturduğu halde nasıl anlatacaksın bu suyu? Hiç odundan nurun çıktığını görmeyen, ateşin yandığını görmeyen, dumanı görmeyen adama dumanı nasıl anlatacaksın? Odun kilosu var, kabadır, sapadır, bir yerdedir, hacmi kütlesi belli. Sen diyorsun ki tersine. Bu var ya, bu kilosu var ama kilosu olmayandandır.
Bu hac mı var ya, hacmi yok onun. Bu gözüküyor ama onun gözükmüyor. Bu odun ama en büyük düşman ateş içinde. Bu odunun içi karanlıktır ama karanlığı meydana getiren nurdur. Odun içi karanlık değil mi? Ama nur. Peki yaktın, Fransa'nın neresindedir? Odunu yaksan Fransa'nın neresindedir? Hali nerede olabilir? Odunu yaktın. Çıkan ısın Fransa'nın neresindedir? Yani odun burada. Ama bak, her yerde olabilen, yandığı zaman her şeyin malzemesi olabilen. Çiçeğe de girer o enerji. Yandı ya ısı. Yaprağa da gider. Hayvan da teneffüs eder. Koyunun tüyü de olur yandıktan sonra odun. Gitti ya atmosfere. Ama buradayken odun. Şimdi demek istediğim şu. Odundan bunların çıktığını görmeyene içini nasıl anlatacaksın? İşte bu odunun içerisindeki gizli hazine değil midir? Hazine değil midir? Kim haber verecek onu? Künüz-i Esma İlahiye'nin keşşafı ve göstericisi. Diyor ki bak, abi yakıyor, kirbiti de getiriyor. Kur'an'la insanı yakıyor. Şu cesedi yakıyor. Ruh varmış, hayat varmış, şuur varmış, ebed varmış, ezel varmış. Merhamet var. Yaktı ya Kur'an'la. Merhamet çıkmadı mı? Adam diyor ki, sen mi iyi vuruyorsun ben? Ebu Cehil'e, Velid İbni Muhire ile girmişler iddiaya. Hangimiz daha yok atıyoruz? Yani akşam üzeri köyde toplanıyorlar ya. Kahve mavi yok ya o zaman televizyon. Bir yerde. Sen ben. İyi tamam. Peki tamam tamam. Nesine? Üç kölesine demişler. Üç tane kölesine. Hangimizi yok atıyoruz? Allah aşkına iyi dinleyin. Hikaye anlatmıyorum. Üç tane köle kim vurursa. Bir defa deneyeceğiz. Tamam. Getirin mi köleyi? Velid İbni Muhire diyor ki benim kölemi getiririm ama diyor. Tabi zaten öyle diyor. Şimdi gözünü atacağız. Sol göz benim. Sağ göz senin. İyi vallahi. Nişangaha. Kim isabet ederse bu köleyi ödeyeceği gibi üç tane de köle verecek. O köle duruyor. Bağlamışlar kafayı da, vücudunu. Hadi at bakalım. Hangimiz gözden vuracağız? Sen mi tutardın, sen mi? İnsan buydu. Şimdi bu iliğini unutabilir mi insanlık peygambere? Bu makamdan, nişangahlıktan Allah'a sahip oluyorsun. Yani iman ederek Allah benimdir diye biliyorsun. Olmuş biliyor musun Ömer? Daha öteki pislikleri anlatmıyorum, okudum da. Bıraktım zaten kitabı. Abi bu madde perestler hani diyorlar ya insana hayvan diye. Evet. Yani Alman işte. Hayvanlıktan insanlığa çıkartmış. Almanlar işte, o Hitler işte. Asakatlar falan hep yakmadılar mı? Damızlık olarak bir nesil üretmek için çiftlik yapmadılar mı? Hep özürlü çıktı. Allah da ceza verdi de. Yani künuz-u esma-i ilahiye ne demek istedim biliyor musun? Odunu yakmasanız içi çıkmaz. Kur'an da tabiri caizse odun olan bizi, cesedi, Kur'an'la bizi yaktı. Bir baktık ki merhamet varmış bizde. Bir baktık ki bizde şefkat varmış. Bir meğer biz insanmışız. Meğer ötelerin adayıymışız. Kur'an'la yaktı içimizi, dışarıya çıkarttı demek istiyorum. Künuz-i Esma-i İlahiye'nin keşafı göstericisi olduğundan. Şey gelince keseceğim. Sinan. Yani onu bakıyorum. Böyle baksan, yani bir böyle bak yani Muhammed Aleyhisselatü. Şimdiye kadar konuştuk, yarım saat oldu. Böyle baksan, yani ubudiyeti cihetiyle, yani bunları getirdi. Getirdi de koydu kenara değil. Koy abone edemedi. Kendisi yaşadı. Böyle muamele etti. Azat etti. Kanı bak yaptığı, beşere yaptığı ileye bak. Faizi diyor. Kan davasını diyor. Bir de şey. Faizi. Üç tane şey ayağımın altında. Menfi milliyetçiliği. Menfi milliyetçiliği. Kan davasını, faizi.
ayağımın altındadır diyor. Kadın ise çırılçıplak pazarda alınıp satılan mal iken Allah'ın size emanetidir dedi. Korkunç, acayibime gidiyor. Kafama vuruyor bu. Yani ben okuduğum için siz dinliyorsunuz ama ben o kadınlara yapılanı yani tahammül edemedim. İtimat edin bak kitaba koyuyor. Tahammül edemedim yani. Cennet ayağının altındadır. Ha, cenneti de ayağının altına koydu. Böyle bir makamdayken, tamam mı? Kadınlar ne oldu? Allah'ın emanetiymiş. Yani. Maldı. Ne emaneti? Maldı, mal. Mal sahibi yapacaksın. Fette Allah lemisen. Allah'ın size emaneti. Emaneti. Ayağın altına da cenneti koydun Muhammed dedi. Ya ne demek ya bu? Gaye edindiğimiz cennet ayağının altındaymış. Hani hangi cennet istiyoruz? Bu kim o zaman? Ayağın altı cennetse kendisi kimdir? Böyle bakmış mıydın Muhammed Abdullah? Yok abi, daha değerli, çok daha değerli oluyor. Kadın demek ki cennet değilmiş yani. Ayağın altında cennet varsa o kadın kimdir? He? O şecere yedi kata doğru çıkıyor. Neymiş biliyor musun, ben sana söyleyeyim? Şefkat-ı Kutsiyem. Aferin lan sana. Mesela Esma. Kaynağı nedir? Esma nereden çıkar? Sıfat. Sıfat. Sıfatın kaynağı? Şunat. Şunat? Zat. Zat. Peki Esma gir içeriye. Sıfat. Gir içeriye, şunat. Şunatın en merkezinde hangi sıfat var? Şefkat-ı mukaddese. Çık dışarıya soğan gibi cücüğünden. Şefkat-ı mukaddese. Muhabbeti münezzeh. Ondan sonra sevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar. Şunat-ı zatiyenin en merkezinde hangi sıfat var? Şefkat. Şefkatın en cami aynası kim? Kadın. Cennet nerede kaldı? Ayağının altı cennet ise bu kadın şunat-ı zatiyenin en cami aynasıdır. Demek onun için Allah bize kadınları vermiş. Bakıp evlatlarına olan şefkati görelim, kendisini tanıyalım diye. Aferin lan. Allah'ın bize muamelesi, bir dakika. Allah'ın bize muamelesi annenin çocuğuna karşı muamelesi cinsindendir göstermek için herhalde. Oldu mu Abdullah? Oldu abi. Yani Allah insana nasıl muamele edecek? Anne baba değil ama. Hatırlan. Eşek herif. Gibi de. Baba böyle diyor ya. Anne öyle mi? Hemen kendi çaktırma der. Tamam. Anne vuruyor. Tamam. Değil mi? Ne kadar işkence yaptırsa gene kapıyı açar. Baba ise çıkma dışarıya. Diyor. Peki Allah'ın insana muamelesini anlamak için kadının çocuğuna muamelesini bize gösteriyor. Çünkü kadın aynadır, o aynada şefkat ilahiye gözüküyor. Çünkü onun altına aldıran, emzirten de Allah'tır. Allah yaptırıyor. Çünkü bu söylediğimize burada var zaten. O zat diyor misali muhabbetiymiş Allah'ın, bir timsali rahmetidir Allah'ın, bir şeref insaniyettir. Yani Allah'ın aynı cinsi. Allah kullarına nasıl muamele edecek? Burada diyor ki şöyle. Timsali rahmet. Allah kullarına muamelesi peygamberin ümmetine muamelesi cinsinden olacaktır. Timsali rahmet o. Allah'ın rahmetinin timsali görüntüsü Allah'ın diyor kullarına muamele şekli peygamberin ümmetine muamelesi cinsinden olmak olacaktır diyor. Timsali rahmeti. Yani şey atma geliyor burada. Yani size de demiştiniz, aynadır bu alem. Her şey hakkıyla kayyem. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Bak, timsali rahmeti demek Allah'ın beşere yapacağı muamelenin cinsi nevindendir peygamberin ümmetindeki davranış. Bir tane de vardı mı? Bir de Allah'ın muhabbeti, misali muhabbeti diyor. Allah'ın muhabbeti nasıl anlayacağız? Peygamberin ümmetine muhabbeti, çünkü burada o kullanıyor. Veya annenin çocuğuna karşı muhabbeti cinsinden olacak. Anneyi bile kullanmıyor çünkü peygamber annenin çocuğuna karşı şefkatinden
daha şefkatlidir. Sebebini söyleyeyim, bir tane bir örnek vereyim. Bir daha söyleyeyim. Canını veren anne çocuğuna şefkat edin. Ondan daha şefkatlidir peygamber. Bana bir örnek verebilir misiniz? Delilli olacak. Peygamber anneden daha şefkatlidir. Ümmetine. Mesela benim hatırıma geliyor. Bütün peygamberler ve anneler dahi haşir meydanında nefsi nefsi demeyecek mi? Anne bile cehennemi görünce günahını çocuğuna yüklemek isteyecek mi, istemeyecek mi? Rivayet öyle geliyor. O yaptı. Çocuk annesine, anne çocuğuna yükleyecek mi, yüklemeyecek mi? Suçuna bir fail arayacak. Annesini arayacak. Anne de çocuğun, oğlum ben sana emzirmedim mi? Rivayet öyle geliyor. Ben sana şöyle yapmadım. Şimdi sana ihtiyacım var, sen bunları yüklen. Diyecek mi, demeyecek mi? Peki anne çocuğuna böyle derken peygamber ne diyecek? Yere koyma onu, kaldır. Peygamber ne diyecek? Ümmeti ümmeti diyecek. Hangisi daha şefkatli? Uzun vadeli peygamber şefkatlidir. Bir de Miraç'ta da var buna bir örnek. Miraç'ta da aynı şekilde yani her konuda ümmetini korumuş. Korumuş yani. Orada da mesela 50 vakit dediği zaman Cenab-ı Hak namazı Allah'ın kulları, Allah bilmiyor mu onların 50 vakiti kılamayacağını? Biliyor ama o muameleyi yaptırıyor ki bu kimdir size? Onu onaylattırıyor. Onun bana karşı şefkatini göstermek için onu onaylattırıyor. Yani şey gibi. Fakir istese fakire de verir Cenab-ı Hak ama bana diyor ki sen ver diyor. Aranızdaki ilişki yani, kuvvetlensin diye. İlişki kuvvetlensin, ben paramın kıymetini bileyim, o fakirlik zenginliği bulduğu zaman fakirlikten dolayı onu vahidi kıyası yapabilsin. Ben buğz etmesin onu, ona dua etsin. Şükredebileyim. Alttan merhamet. Üstten şefkat. Üstten şefkat. Bu denklem kurulabilsin diye Cenab-ı Hak bu şekilde muamele ediyor. Zengini vermiş, git oraya ver. Git oraya ver. Bizim ülkede bir adam vardı, diyordu ki fakir benimle mi çalıştı da kazandı? Benim malımda hakkı varmış. Hoca zekat anlatıyor camide. Camiden çıkmış, bastonla da yürüyor. Böyle bastonla yere vuruyor. Benimle mi çalıştı fakir diyor. Akşama kadar evde yaptı diyor. Ben diyor tarlada diyor, anam ağladı diyor. Şimdi diyor ki fakire ver diyor. Gelsin diyor, alsın bakalım fakir nasıl alıyormuş diyor. Ama Cenab-ı Hak öyle bir aldı, kanser yaptı. Birkaç ay sürdü, oldu. O adam. Tabii aynı adam. Çok zengindi. Oldu, kanser oldu, birkaç ay sonra öldü. O öldü, birkaç ay sonra oğlu kanser oldu. Allah. Bir iki sene yaşadı, o da öldü. Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir tane dikili ağacı kalmadı. Demek ki abi aksene takvim olmak için peygamber, yani takvim üzerine o yolda ilerleyebilmek için peygamber efendimizi yaşamamız lazım. Evet. Peygamber hayatını yaşamak. Onun gibi olmaya çalışmak lazım. Evet. Yani sünnetine uymak lazım. Yani sünnet-i seniyeyi uygulama şekli olursa, ama biz bir kural, usul, ilmi şeyini çalışıyoruz ya, böyle avami olmasın sünnet-i seniyeyi yaşayalım diye. Bu sünnet-i seniyeyi demek, dört tane zemin, ahsen-i takvim, sümme eradetnehu esfele safilin olmamak için, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْمِمْ Ahsen-i takvim demek, tencereyi getir, aç, fakr, noksa, kusur, karıştır, ortaya çıkacak varlık değil. Ama varlığın zemini. Varlık değil, varlığın kaynağı. Ayna değil, ayna darlık. Mekan değil, mekanlık yapıyor. Hiçbir şeyin vücudu değil ama her şey oradan çıkıyor. Bu dördünün bütünlüğü, ayna darlık oluyor, aynasız ayna darlık. Bu dördünün bütünlüğünde insanda oluşan ahsen-i takvim. Burada da Allah 9. sayfada şualarda İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn diyebilme makamına seni taşıyor bu dört özellik. Bunu dediğin anda derken Allah senin o ahsen-i takviminde taayyum ve teşahhus ediyor. Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Lugat verilemez bu taayyum teşahhusa. Bu ayni ahsen-i takvim olabilmek için olursa bu zaman şeyi söyleme hakkına sahip oluyorsun. Herkes diyemez bunu. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Allah odaylamazsa sen diyemezsin. Çünkü bir nevi huzura kabulün olan namaz ile Allah ruhumuzu onaylamadıkça ikindi namazına kalkamazsın. Ruhu or sonraki iş. Onaylanmasan onaylayamazsın.
ruhumuz namazdan, namaz vaktinde ruhumuz miraç yapıyor, ruhumuz salata kıyam ediyor, biz de dünyada namaz kılıyoruz. Bak, bir nevi huzura kabulün olan, kabul edilenler namaz kılabiliyor. Edilmeyenler kılamaz. O zaman ben ne suçum var? Edilebilmen için o dedi ki Allah, sizin ruhunuzu huzuruma kabul edip namazda kılabilmeniz için bir şart var. Benim dediğim ve sevdiğim, uymam söylediğim uymulması gerek. Şu Muhammed'e uyun. İn kuntum tuhibbun Allah fettebiuni yuhibbukumullah. Allah. Eğer siz diyor beni, hidayetimi istiyorsanız, ruhunuzun âli olmasını istiyorsanız, istiyorsunuz. O zaman dediğimi yapın. Ya Rab dediğim nedir? Şunu dediğini yapın. Mesela desem Ömer bunu elini öp. Abi ya olur mu ya diyor, dünkü çocuğa ben nasıl öpeceğim ya? Lan onun eli değil, benim emrimi öpeceksin işte. Ha, eğer iddianız da doğruysanız buna uyun. Ha, o zaman sen imtiyazlı oluyorsun. Yani hidayet almış oluyorsun. Hidayet o vermiyor otomatik olarak. Uyarak o zaman hidayeti sana veriyor. Men yeşâ. Ben istediğime hidayet veririm. Ya Rabbi senin isteğin nedir ki hidayet alalım? Benim isteğim Muhammed'teki hayattır. Aynı Muhammed. Şemirat-ı Muhammed. Aynedir bu alem. Alem aynedir. Muhammed ayna değil. Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Her şey esma ile gözükür. Esmanın cilve, cemal, nakşı sanatıdır diyor. Ama Mirat-ı Muhammed'den ayna değil, ayna alemdir. Mirat-ı Muhammed'den esma değil, Allah görünür dahi. Değişti değil mi Ömer? Ha, o zaman hidayeti men yaşa ben kime veririm? Kim benim dediğimi gibi yaparsa o da hidayettir. Hidayet de aynı zamanda ruhun cennetidir. Burada duralım mı yoksa? Evet, burada duralım. Aslında düz okuyup keseyim. Cümleyi bitireyim. İzah etmeyeceğim. Onun, Allah'ın onun bir misali muhabbeti, bir timsali rahmeti, bir şerefi insaniyet, en nurani bir semeri, şeceri, hilkat göreceksin bu zatı. Şöyle baksan, yani risalet cihetiyle, yani pergeli Allah'a koy, Allah canimden beşere doğru bakarsan, risalet cihetiyle bir burhan hak, bir sirac-ı hakikat, bir şems-i hidayet, bir vesile-i saadet görürsün. İşte bak, nasıl Berk-i Hatif gibi onun nuru şarttan garbi tuttu, nısf-ı arzı, humsu beşeri, dünyanın yarısını, insanlığın beşte birini, humsu beşer, onun hedi hidayetini kabul edip hırz-ı can etti. Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki? Böyle bir zatın bütün davalarının esası olan La ilahe illallah, La ilahe illallah'ı bütün meratibiyle beraber kabul etmesin. Vâhir davahım enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.